Arkadaşlar merhaba, ben Evren Yıldırım. Bugün size Mari programını göstereceğim. Mari programı realistik skin'de gelinen son nokta diyebiliriz. Bütün 3D artistler, profesyoneller son rötuşları Mari ile yapar arkadaşlar. Şu an saat sizin de gördüğünüz gibi 5.30'a geliyor. Ancak bu saatlerde müsait olabilirim arkadaşlar. O yüzden Mari programını da uzun süredir anlatmayı düşünüyordum. Ama bir türlü giriş yapamadık. Bu vesileyle giriş yapmış olalım. İnşallah 4 derste Mari'yi tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen kabaca ve hızlı bir şekilde Mari hakkında bilgi vereyim size. Çok basit bir program Mari. Mantığını anladığınız zaman Photoshop'tan farkı olmadığını anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen bu sağ tarafta imaj menajer var. Buraya resimlerimizi çağırıyoruz. Yani burası resim yeri. Şu alttan channel'ı seçtiğinizde yukarıda channel oluyor. Brush editor, shader, shift, channel. Buraya oluşturacağımız diffuse, ondan sonra bump, dislodge bump ve glossy değerleri burada olacak arkadaşlar, klasörleri. Burada oluşturduğumuz klasörleri Max'te gereken yerlere aktardığımız zaman çok güzel sonuçlar alacağız. Onun haricinde neyse ben modeli çağırayım. Hemen zaten modeli çağırdıktan sonra üzerinde işlem yaparken siz daha iyi görmüş olacaksınız. Yani örnekle anladığımız daha iyi olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen new diyorum aşağıdan. Buraya projenizin adını falan yazabilirsiniz. Buradaki ayarları sonradan da değiştirebilirsiniz. Bizim için önemli değil. Modelimi çağırıyorum ben. 3 boyutlu bir model. Bir bayan kafası. Tabii ki UV'sini açmış olmanız gerekiyor. O yüzden onlara girmiyorum. Modeli çağırdığımız zaman zaten buraya kendisi diffuse'u atmış oldu programın kendisi. Yani bu diffuse Max'teki diffuse yerine gidecek. Daha sonra buna sağ tıklayıp export frame'den export current channel diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ortodayız. Orto Max'te de var perspektif ekranından. Burası perspektif. Bu arada alt tuşu basılı mouse'un sol tuşuyla rotate yapıyorum. Sağ tuşuyla zoom in zoom out yine alt basılı. Ortadaki middle button'da da şöyle de pan görevi görüyor. Orto UV sadece UV'yi göster. Project buradan modeli çağırdık. Bu da zaten kendi birlikte model. Burası da diğer dünyadaki insanlarla Mari'yi kullanırsan öyle yazabileceğiniz bir internet sitesi arkadaşlar. Hem biz ortaya geçtik. Klavyeden numlock hariç 1'e bastığımda sol yanını gösteriyor. 2'ye bastığımda sağ yanı. 3 üstten, 4 alttan, 5 önden ve 6 arkadan. Şu an ön dursun. Şu an base modeldeyiz. Biz buraya arkadaşlar objektten bu arada bu katmanda çalışacağız. Burası da aynı şey gibi düşünebilirsiniz. İşte şu an flat yani cılız diyeyim ben ona siz anlayabilmeniz için. Burada basit ama şeyi yok. Aydınlatması yok. Burada da hafif glossing yani parıltı yansıma art şeydir. Yani bin bir türlü hatlar var. Bunların hiç kafanızı oraya yormayın. Şu katmanda özel kendiniz oluşturabilirsiniz. Yani hangi katman gözleriniz yormuyorsa onu öyle bir katman kendi kendinize oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz bu katmanda çalışacağız. Neden bu katmanda çalışacağız? Çünkü burada hatalarımızı daha belirgin göreceğiz. Onun için şimdi bu katmanda çalışabilmemiz için şu an modeli göremiyoruz arkadaşlar. Gözü detaylarını göremiyoruz. O yüzden ortamı biraz yumuşatalım. Hemen objekten ambient optional'a bastım ve şurada hemen
Gördüğünüz gibi bir RAM işlemi yapılıyor arkadaşlar. Ortam kısaca yani Türkçe meali yumuşatılıyor. Detayları görebileceğimiz hale geliyor. Öyle diyeyim arkadaşlar. Bekliyoruz buranın bitmesini, bu işlemin bitmesini. Bu arada arkadaşlar detay yaparken karakterin baş kısmına şu an mesela çözünürlük 1024. Bunu biz 4096 yapacağız. Şuranın bitmesini bekliyorum. Buraya sağ tıklayıp aşağıda Resize'den Resize Select'ten 4096 seçtiğinizde UV'de de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 4096 oldu, burada da geldi. Şimdi ortaya geri dönelim. Buradan geometriden Ambiance Option'ı seçtik arkadaşlar. Hemen karakterimize bir aydınlanma geldi. Daha sonradan şuradan normalde Multiply'i seçiyoruz. Hafif karanlık ediyoruz. Şu şekil yeterli benim için. Siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız öyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ZBrush'ta karakteri yaparken yani şöyle kaldınız. Siz bunu düzeltmek istiyorsunuz. Ondan haber vereyim. Böyle işin içinden çıkamadığınızda klavyeden 5 tuşuna basın. O düzelir arkadaşlar. Onun haricinde hemen ikinci kanala geçelim ve üçüncü kanala geçelim. Gördüğünüz gibi bunlar da bu şeyi yapıyor. Daha önce belirtmiştim. Şimdi base'ye geldik. Base kolumuza. Add new layers diyoruz arkadaşlar. Ve buna çift tıklıyoruz derse. Bu base alt tire color olsun. Enter'a bastık. Daha sonradan image manager'dan dosyalarımızı çağırıyoruz. Ben daha önce videosunu izlediğim bir sanatçının referans model resimlerini kullanıyor arkadaşlar. Bu realistik skin yapma işi arkadaşlar, öyle basit bir iş değil. Çok özen göstermeniz gerekiyor ve elinizde bulunan karakterin artık kimin modelini çizdiyseniz onun yüksek çözünürlüktü. Aynen buradaki gördüğünüz sıralamadaki gibi resimlerin olması gerekiyor arkadaşlar elinizde. İşin sırrı burada yani. Şimdi bu önden görünüş. Şu hafif yandan görünüş. Bu biraz daha yandan görünüş. Burada artık bayan tam sola doğru dönüyor ve bu tam soldan dönüyor. Yani burada 1, 2, 3, 4. Bu 4 resmin de mutlak surette elinizde olması gerekiyor. Neden diye soracak olursanız onu şimdi üzerinde çalışırken göreceğiz. Tek resimle mesela şunu alıp şöyle koyup da yan tarafını boyama yapamazsınız arkadaşlar. Evet, şimdi bu işin aslında mantığı arkadaşlar dediğim gibi katmanlarla alakalı bir şey. 4 katman, yani yansımayı koyacaksınız üzerine, dokuyu koyacaksınız, sonra bir doku daha koyacaksınız, difuzasını ayarlayacaksınız, dislodge momentini ayarlayacaksınız, nerelerin parlak, nerelerin solgun, hassas görünmesini istiyorsanız bu işlemleri işte Mari programında yapıyoruz. Daha sonra bunların hepsini, bütün bu katmanları program tek bir katman haline getirebiliyor. Şimdi çift tıklayalım. Pardon. Çift tıkladım resme. Ve şu an yakınlaşıyorum arkadaşlar. Şuradan damlatan aracıyla tıkladığımda zaten buranın dokusunu aldı. Bunu modelimize uygulayacağız. Patch'tan, fill'den
Foregant. Yorum seçili değil diyor. Şunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hangi peçe aktaracağınızı belirtmeniz gerekiyor. Az önce seçili değildi burası ondan. Çünkü burada şu an benim tek bir karakterim var. Tek bir objem var. Yani burada göz olabilir, ağız olabilir, diş olabilir, vücut olabilir, el olabilir. O yüzden orada hangisini seçmek istiyorsanız onu seçersiniz. Aynı Photoshop'taki gibi tıklayıp açtığınızda kapanıyor. Şimdi arkadaşlar bir katman oluşturduk biz. Şu an base koloru oluşturduk. Bunun haricinde bir de şu an tekstür koloruna geçiyorum. O yüzden bir layer daha açıyorum. Bu layer'ın adı da tekstüre altıre base olsun. Şimdi şu bayan arkadaşın şu resmiyle bunu getirip buraya bıraktığımda sol tuş tutup getirip bu ekrana bıraktığımda arkadaşlar ekrana gelmiş oluyor. Tuşu basılı sol shift basılı bu şekilde mouse'un sol tuşuyla move and taşıma işlemini yapıyorum. Kontrole basıp sol tuşla kontrol shift basılı scale işlemini görüyor. Sadece kontrol basılı olduğunda da rotate işini görüyor arkadaşlar. Bunları baştan belirteyim. Yoksa modelinizi çizemezsiniz. Şimdi arkadaşlar getirdim üzerine. Şuradan şeften yani bu fırçalar kısmından şunu seçiyorum arkadaşlar. Siz de bunu seçin. Bu kısım soft olması daha iyi arkadaşlar. Hemen boyamaya başlıyorum. Bu boyamada da önemli bir nokta var arkadaşlar. Şimdi modeli sadece bu kısmını boyadım. Şöyle alnını boyadım. Hemen klavyeden B tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi onu üzerine aktardı. Yani şuradan ben size bir daha göstereyim. Evet. Bakın şimdi. Şuralar bozuk çıktı. Ama ön kısmı şurası düzgün çıktı. Bunun sebebi oval olduğu için yuvarlak olduğu için baş kısmı arka kısımları artık şey olarak görüyor. Hani güneş dünyaya nasıl yaz günü dikey vurduğunda çok sıcak oluyorsa kış günü de paralel geldiğinde yeryüzüne soğuk oluyorsa bunu da aynı o şekilde algılayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen tekrar 5 tuşuna bastım klavyeden. Şimdi İmaj Manager'dan tekrar getirdim. Yani bu yanağını bu kısmıyla neden boyuyorum onu merak ediyorsanız arkadaşlar. Bu da bir katman. Yani bunların hepsi görünecek. Şu an bakın. B'ye basmadığım için o kısmı istediğim yere taşıyabiliyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Daha sonra bu kısımla oynama da yapabiliriz. Buraya yapıştırmak istiyorum. Onun için B'ye basıyorum arkadaşlar. Şu an oraya yapıştı artık. Bunu biraz algılaması zor ama umarım anlatabilmişimdir. Evet. Şimdi bu kısmı boyayalım. Hemen ön kısmı biraz boyayın. Klavyeden B tuşuna basın. Aksi takdirde oval kısımları direkt tepeden boyayın arkadaşlar. Yoksa sonuç kötü çıkar. Şu kısmı boyuyorum arkadaşlar. Klavyeden B tuşuna basıyorum. Tamam. Yani şunu diyemezsiniz. Ben resmi şöyle alayım da şu an hepsini görüyor. Böyle boyayayım. Böyle boyadığınız zaman mesela bir görmeniz için yapıyorum arkadaşlar. O yüzden bu olay işin son kısmı ve de çok özen arz ettiren bir kısım. Böyle yaptık arkadaşlar. B tuşuna bastım. Üzerine yapıştırdım. Evet, yakınlaştırıyoruz.
Görüyor musunuz arkadaşlar? Buralar sanki bir fullaştırılmış gibi oldu arkadaşlar. Çünkü buralar oval olduğu için. Bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu kısımlar olmadı. Şimdi ben bir şey daha göstereceğim size. Şimdi bu kısımların olmayışı şurada pek görünmez. Gördünüz mü? Şu ikinci küreye geçtik. İkinci katmana geçtik. Yani yediriyor onu. Ama işte bizim bu katmanı oluşturmamızdaki amaç daha net, daha detaylı görmek için arkadaşlar. O yüzden zaten bu katmanı oluşturuyoruz. Burada da biraz belirgin. Şu katmanda ama bayağı belirgin gözüküyor arkadaşlar. O yüzden bu katmanı oluşturmamız bu işimize yarıyor. Hemen tekrar boyuyoruz. B'ye basıyorum. Arkadaşlar bunu böyle yaptıktan sonra ikinci kısma geçeceğiz. Ben amatörce yapıyorum. Yani özenmeden yapıyorum arkadaşlar. Siz özenerek yapabilirsiniz. Ben videoya sığdırmaya çalışıyorum. Mantığını öğretiyorum size. Bakalım arkaya. Kısım tamam. 5 bastım. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki burada şey yok mu? Hemen şöyle yani mirror yöntemi yok mu? Hani bir tarafı biz yapalım, diğer tarafı var arkadaşlar. Burada gördüğünüz mirror tuşunu bastığınız zaman mirror yapıyor. Ama bunu burada şöyle bir hata var. Modelinizi hiç oynatmamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü pan şöyle tam getirdiğiniz zaman şu an mirrorlama yapabilirsiniz. Ama bu birazcık cılız bir yöntem kalmış. Çünkü model hareket ettirince bu yöntem bozuluyor arkadaşlar. Ve de şu an mesela kadının şu tarafını yaptığım zaman, şu tarafı dudağa geldiği zaman o taraf dudak şeklinde çıkacak. Yani görüyorsunuz şurası şeye gitti. O yüzden bu yöntem güzel değil arkadaşlar. Mirror yöntemini kapatıyorum. Burada dudak çıktı. Bu arada B'ye basmadığım için o hala etkisiz. Şu an B'ye bastığım an üzerine yapışacak. Klavyeden B tuşuna bastığım an şu an yapıştı arkadaşlar üzerine. Güzel bir özellik. Bu özelliğin şimdi asıl güzel kısmını şimdi size göstereceğim. Öncelikle burayı bir kez daha kapatalım. Hemen klavyeden B tuşuna bastım. Bu Mari programının amacı yani mantığı ne kadar katman o kadar şey güzel olur diye bir şey yok. Ne kadar yani katmanlarla çok detaya inebilirsiniz arkadaşlar. O detayı da Max'te o katmanları da Max'te uygun yerlere atarsanız yani artık ben Max kullandığım için öyle diyorum. Siz Maya kullanıyorsanız Maya'ya, Cinema 4 kullanıyorsanız oraya atabilirsiniz. Oralarda daha iyi soru çalışırsınız yani 3D programlarda onu demek istiyorum. Arkadaşlar bunlar daha fazla uğraşmayacağım. İşte bu şekilde özenerek modelinizi daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Şu an şöyle bir bakalım. Tamam. Bu kaçıncı bizim layerimiz oldu?
Bir base color dedik. Bir de base texture dedik. Evet, ambiance texture. Şu an zaten yapmadığımız yerleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraları tekrardan işte yapabilirsiniz. Yani o programın güzelliği burada ortaya çıkıyor. Nereye yapmışsınız, nereye yapmamışsınız oraları görebiliyorsunuz. Ama bunları şimdi artık es geçiyorum. Çünkü vakit daralıyor. Ben size hemen diffuse, bugünlük bizim öğreneceğimiz kısım diffuse map kısmıydı. Bunu göstereceğim. Bir sonrakinde glossing'i göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen bir layer daha oluşturduk. Çift tıkladık. Buna da texture real diyelim yani. Artık gerçek tekstüre yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arada UV'miz de burada arkadaşlar. Ben UV'yi de yani dandik olarak çıkarttım. Yani tam özenmeden çıkarttım. Hatalı bir şekilde çıkartmışım. Aceleden olsa gerek. Özenmedim arkadaşlar. Önemli olan siz daha iyisini yaparsınız. Ben sadece size mantığını öğretiyorum. Arkadaşlar Texture Real diye bir layer açtıktan sonra buradaki görüntüyü üzerine bırakıyorum. Şimdi şeften şu fel tipi seçiyorum arkadaşlar ve boyamaya başlıyorum. Şöyle hızlıca boyayayım arkadaşlar. Siz bunları daha iyi yaparsınız. Mesela böyle boyadık diyelim karakterimizi. Buraya kadar sıkıntı yok. Buralara geçmemem lazım aslında şu alt kısmı. Çünkü hatalı çıkacak biliyorum. Ama bir kere yaptığım için bırak. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptık. B'ye basmadım. Neden basmadım? Çünkü üzerine oturtmadan önce şurada bir özellik var, onu göstermek istiyorum size. Spline Warper var. Buna basıyorsunuz ve şöyle yüzün üzerine tıklayıp aşağıya doğru bıraktığınızda böyle bir kare çıkıyor. Bu kareyi klavyeden yön tuşlarıyla, hani PES, FIFA oynarken adamı hareket ettirme tuşları, ondan bahsediyorum. Onun ok ve aşağı alt tuşları kullanarak, yukarı ok yönünü, alt aşağı ok yönünü kullanarak bunun sayısını arttırıp hatta azaltabilirsiniz. Şimdi bu frame buffer'ın anlamı, paint buffer'ın anlamı, mesela burada şimdi karakterin yüzü oturmadı diyelim. Mesela bunu da azaltmak için, hani frame görmek için shift backspace'in yanındaki eksi tuşuna bastığınız zaman transparan olur görüntü. Yine sol shift klavyeden numlock değil, diğer 4 tuşuna bastığınız zaman onun üzerindeki artı bunu şey yapıyor arkadaşlar, tekrar eski haline geri getiriyor. Yani opasik değerini düşürüyor ve arttırıyor. Şimdi buradan şöyle işte ben mesela kulak buraya gibi getirdim. Mesela bu bizim başımız ya. Şöyle. Ya bak, bu da böyle bir özellik yani. Şu an saat 5'i de geliyor. Uykum da iyice geldi. O yüzden biraz saçmalamış olabilirim arkadaşlar. Mazur görün. Bunu böyle yaptıktan sonra klavyeden B tuşuna bastığımızda bu buna işledi. Daha sonradan tıklıyoruz arkadaşlar. Alt tuşuna bastım. Çevirdiğimde üzerine geldi. Tabii kaydırma yapmışız. Neden? Çünkü ilk başta biz bunu fullleştirmedik. Yani en başta yapacaktık onu. Mesela
Tekrar imaj acımasına geldim. Üzerine bıraktım. Şöyle hafif şey yap. Şimdi arkadaki resmi göremiyoruz ya. Shift basılı Backspace'in yanındaki eksi tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaki resmi görebiliyoruz. Hani göz nereye geliyor, kulak nereye geliyor, burun nereye geliyor. O bağlı da görebiliyoruz. Şu gözü göze oturttuk. Hatta şöyle buruna birazcık bunu böyle büyüttüm arkadaşlar. İşte arkadaşlar dediğim az önce ilk başta dediğim gibi bu resim yani bu model bu resme göre değil. Kimin modelini çiziyorsanız bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuzun onun resimlerini çekip onun üzerinden yaptığınız zaman ona birebir oturur. Şu an benim çizdiğim modelle bu resmin alakası yok ama ben size mantığını anlatmak babında gösteriyorum bunu. O yüzden daha sonra hemen kısaca diğerine de değineyim. Şimdi arkadaşlar bu resmin bu kısmını boyayacağınız zaman aynı yine bu şekilde yani orada yapmış olduğum şey bu tarafa geldi. Geri al, kontrol geri al yapıyorum. Evet. Son bir kez şöyle yapalım. Gözler göze otursa da çene çeneye oturmuyor. Çünkü modelle çizilen şey farklı arkadaşlar. Hemen kısaca şöyle yapalım hızlıca. Banda anasını da boyadım. B'ye bastım. Modelimi çevirdim. Modelin üzerine oturdu. İşte siz bunları daha güzel oturtursunuz. Anladım. En başta dediğim gibi yani modelle kimin modelini çiziyorsanız onun resimleri burada olacak. Başka türlü çok zorluk çekersiniz arkadaşlar. Şimdi bir de şu kısımları görüyor musunuz arkadaşlar? Buralarda artık şey flulaşma, opacitikleşme başlıyor. Yani sanki bir yağmur değmiş gibi doft şeyi vermiş oluyor arkadaşlar. Şöyle yakınlaşın bakalım. Kaydırmalı. İşte bu şuradaki dört resmin elinizde olması bunu engelleyecek. Yavaş yavaş yapacaksınız yani. Mesela ön tuş, ön görünümden hemen bir yan görünümüne. Resme göre hareket edeceksiniz. Yani modele göre değil hareket etmeyeceksiniz. Resmi koyduk. Şöyle büyüttüm. Resim burada. O zaman biz modelimizi de resme göre çevireceğiz. Bunlar aynı resim, aynı model olmadığı için uyuşmuyor. Ama aşağı yukarı şöyle bir şeydir diyorum, tahmin ediyorum. Evet. Şimdi o kısmı boyuyorum. Bir de ışık, ortam çok önemli arkadaşlar. Şimdi önceki çekilenle sonraki çekilenin arasında fark olabiliyor. Onlardan bahsetmek istiyorum. Yani şu anda mesela doku uyuşmazlığı da olabiliyor. B'ye bastım. Biraz daha çevirdim. Ve bu kez bunu attım arkadaşlar. Buradan da bunu boyayalım. Şu fırça birazcık sert kalıyor. Biraz daha hafif tonlarla bunu şey yapan yediren bir fırça olsa daha iyi olur. Geçişler daha iyi olur. Bak şu an mesela göründüğü gibi. Şuradaki sert geçiş, şu kısımdaki sert geçişlerimizi yumuşatıyorum arkadaşlar. Mesela şuraya dikkat edin bak. Şuraya ben onu bu şekilde birbirine yedirdim. Şu an. O yedirme işlemini bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu işlerde şey çok önemli. O stüdyoda çekiyorsanız daha güzel olur. Yapacağınız iş. B tuşuna bastım. Stüdyoda resimleri mesela 3 boyutlu modelini çizeceğiniz arkadaşın, vatandaşın resimlerini de güzel aydınlatması olan bir stüdyoda çekmeniz gerekiyor. Cep telefonu kamerasıyla çektiğinizde o iş sıkıntıya biner. Çünkü profesyonel bir makina değildir ve de
ışığı doğru yansıtamayabilir arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Sol kısım boyandı arkadaşlar. Hani kulak falan onlara özenmiyorum artık. Benim zaten yani bu modelin şöyle size göstereyim. Şurada geçenlerde bir deneme yapmıştım. Onu da alelacele yapmıştım. Aynı karakterin üzerinden yapmıştım. Bu modeli ben çizmedim. Bu modeli izlediğim videodaki artistin 3D modeli. Sadece diffuse map oluşturup max'te render aldım. Yani daha glossing, displace map ve bump slotuna girmedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten hatalarım bariz ortada. Sadece bir deneme amaçlı aldım arkadaşlar. Gözler de orijinal değil. Gözler yani göz için bile ayrı bir kaplama. Aynı bu deriye yaptığımız işlemleri göz için de yapıyoruz. O yüzden bu göz değil, bu şey kaplama. Orijinal böyle 3 boy 3 model göz değil yani 3 boyutlu göz değil. Burada da hatam var. Olmasını istediğimiz kısım bu. Bu şekilde olacak. O diğer 4 kaplama da gelince arkadaşlar modelimiz o şekilde görünecek. Şu an dediğim gibi bu modelle benim resimlerle benim model uyuşmadığı için bu şekilde bir bu kadar oldu arkadaşlar. Ama mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bir sonraki derste size diffuse'u şimdi işledik. Bir sonraki derste glossing'i göstereceğim. Yani şu yansıma vesaire. Onları da zaten ekleyince buradaki sonucun aynısını alacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Sadece diffuse'da bu kadar belirgin oluyor. Şu burada bizde eksik olan kısım yansımalar arkadaşlar. Ve bu modelin üzerine çok iyi oturtmuş. İşte özenmiş. Özendiği için de çok iyi oturttuğu için çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ben özenmediğim için bu şekilde görünüyor. Onun haricinde eksiğim diğer 3 katmanı getirmemiş olmamla kaynaklanıyor. Diğer 3 katmanın da buraya gelmesi gerekiyor. Daha sonra bunları getirdiğimiz katmanları yani oluşturduk diyelim ki hepsini. Hepsine tek tek sağ tıklayıp Export Flat Tenet bunu seçeceksiniz arkadaşlar. Yani bu ne demek? Şimdi bu difuzun içinde aşağıda gördüğünüz gibi kaç tane layer var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 layer'ı tabi siz kendinizi geliştirdikten sonra buraya daha çok layer ekleyebilirsiniz. Sadece difuzeye birçok layer ekleyebilirsiniz. Bunlar temel olan şeyleri ben size gösterdim arkadaşlar. Temel olan layer'lar bunlar. Ama sizin için yetersiz geliyorsa mesela buraya daha çok layer ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu bütün layer'ları birleştiği yer diffuse'dur. Diffuse'u da tek bir JPEG haline getirip Max'te diffuse kanalına atmak, diffuse slotuna atmak mümkün. Biz bugün diffuse olayını gördük. Buradan Export Current Channel from Tenet. Yani bunu seçeceksiniz arkadaşlar. Buna basıyorum. Böyle bir görüntü geliyor. Böyle bir panel geliyor. Buraya TIFF olarak şeye bir isim seçebilirsiniz. Diffuse diye. Diffuse diye nereye kaydedelim biz bunu? Kadın modelin üzerine. Alpek dedim. Tamam, kaydetti. Ondan sonra onu Max'te zaten hep beraber göreceğiz. Şimdilik Mari'de göstereceğim bu arkadaşlar. Bir sonraki derste Glossing'i göreceğiz. Ondan sonrakinde Displace Map ve birkaç tane map daha göstereceğim arkadaşlar size. Yani toplam 5-6 tane maple bu görüntüyü yakalıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.